Evet arkadaşlar, insanlığın ilk dönemleri ikinci testimizle soru çözümümüze devam ediyoruz. Yukarıda özellikleri verilen Türk topluluğu hangisidir diyor. Bozkır'ın kuyumcusu olarak bilinir. Arkadaşlar Bozkır'ın kuyumcusu olarak bilinen Türk topluluğu İskitler. İskitler, İskitlerin diğer bir adı Sakalar. Tamam mı? O zaman Sakalar Bozkır'ın kuyumcuları olarak bilinir. İlk Türk topluluğudur. İlk destanları Alp Ertunga'dır. En hükümdarları da Alp Ertunga'dır. Göktanrı inanışına sahiptir. İlk balballar İskitler'de ortaya çıkmıştır. O zaman doğru cevap İskit ya da Saka ismini verdiğimiz A seçeneğidir. İlk Türk devletini sormuş olsaydı Hunlar olacaktı. İlk defa yerleşik hayata geçmiş olan Türk devletini ya da toplumunu sormuş olsaydı Uygurlar olacaktı. İstanbul'u kuşatan ilk Türk topluluğu ya da devletini sormuş olsaydı Avarlar olacaktı. Tamam mı arkadaşlar? Şurada arkadaşlar bu soruda soru kökünü okumadan, taşımaz demeden taşır gibi direkt cevap verdik ve posta teşkilatı demiştik. Merkezi otoriteyi güçlendiren buradaki posta teşkilatıdır. Bu nettir. Ancak arkadaşlar askeri teşkilat, surlarla çevrilmesi, istihbarat bu devletin gücünü de artırır. İşte burada taşımaz dediği için bir seçenek çok saçma zaten. A. Ateşkede denilen tapınaklar kurmaları, hiçbir medeniyette tapınağın kurulması merkez otoriteyi güçlendirmek ya da devleti güçlendirmek amacını taşımaz. Anadolu'da yaşayan ve yukarıda özellikle verilen uygarlık hangisidir? De Anadolu'nun ilk yerli halkıdır. Arkadaşlar direkt bir bilgi kullanıyorum. Anadolu'nun ilk yerli halkı Hattilerdir. O zaman bunun doğru cevabı Hattiler. Şimdi o zaman yukarıdakilerin hepsi Hattilere ait. O zaman Hattilerin özelliği neymiş? Anadolu'daki ilk yerli halk, Kafkaslardan Anadolu'ya geldikleri tahmin ediliyor, net değil. M.Ö. 3000 ortalarından itibaren küçük krallık ve beylikler halinde yaşamışlar. Yani bir devlet, siyasi birliği olan bir devlet olmamış ki zaten Anadolu'da Anadolu siyasi birliğini gerçekleştiren ilk devlet Hititlerdir. Hattiler ondan önce. Bu kültüre ait en önemli eser Çorum ili sınırları içerisinde Alacahöyük'te bulunmuştur ki Alacahöyük Cumhuriyet döneminde ilk defa arkeolojik kazıların başladığı yerdir arkadaşlar. Hititlerle kaynaşmış Hitit uygarlığı içinde yaşamaya devam etmiştir. Hattiler doğru. Hatti deyince aklımıza Çorum Alacahöyük gelecek. Tamam. Hititlerle karıştırmayın. Yukarıda özellikle verilen uygarlık hangisidir? M.Ö. 1700'lerde Anadolu'da ilk siyasi birliği kurmuşlardır. Ne demiştim size? Anadolu'nun ilk siyasal birliğini kuranlar Hititlerdir demiştim. O zaman bunlar Hititlerle ilgili. Kurucusu Labarnı, aslında kurucusu Hattuşili. Tamam mı arkadaşlar? Yani birinci Hattuşili, Hattuşaş olarak geçer. Başkentleri Hattuşaş olduğu için krallarına Labarna ünvanı verilir. Mantık budur. Ve başkentleri Hattuşaş yani Boğazköy'dür. Cevap ne oldu? Hititler oldu. Hititlerle ilgili bir de analları unutmuyorsunuz. Anallar yıllıktır. Objektif tarih yazım tarzıdır. Tanrı'ya hesap vermek amacıyla yazılmıştır. Bu bilgiyi de unutmamakta fayda var. Hititlerde kraliçeler yani tavananla devlet yönetiminde etkilidir. Antlaşmaları imza atar, elçi kabul eder. Şey gibi İslam öncesi Türk devletlerindeki hatun gibi düşünebiliriz. Bu diyalogda söz edilen uygarlık hangisidir? İzmir'de ve Büyük Menderes nehrinin Ege denizine döküldüğü bölgede yaşamışlardır. Arkadaşlar İzmir ile Büyük Menderes nehri arasında yaşayan uygarlığımız bizim İyonlar. Yani İyonyalılar olarak geçer. O zaman bunun doğru cevabı İyonlar. Bakalım şimdi İyonlarla ilgili neler bilmemiz gerekiyormuş. İzmir Büyük Menderes nehirler arasında yaşamış. Demokratik rejim ve hukuk nitelikleri taşıyan ilk şehir devletleri burada ortaya çıkmıştır. O zaman Anadolu'da demokratik rejim ve hukuk nitelikleri taşıyan ilk şehir devletleri İyonya'da ortaya çıkmış. İlk çağ Rönesans dönemi olarak adlandırılan kültür ki ilk çağ Rönesans'ını Anadolu'da yaşatan İyonlardır, bunu da unutmuyorsunuz. Adlandırılan kültür Avrupa kültüründe özünü oluşturmuştur. Şevval ne diyor? Thales, güneş tutulmasıydı hatırlayın. Herodot, Hipokrat, Pisagor gibi bilim insanları, felsefe, tıp, tarih, astronomi, matematik ve benzeri alanlarda önemli bilimsel çalışmalar yapmıştır. Bunlar İyonlarla ilgili. Bu bilgiyi mümkünse unutmayalım arkadaşlar. İyonlar önemlidir. Sos 1 ve Sos 2 adına. Madencilik ve maden işlemeciliğinde çok başarılı olmuşlardır. Anadolu medeniyetleriyle ilgili madencilikten bahsediyorsa aklınıza direkt Urartular gelecektir. Urartuların temel geçim kaynaklarının başında madencilik gelir arkadaşlar. Aynı zamanda Doğu Anadolu, Van ve çevresi hayvancılık da vardır.
Yani kısmen de tarımda vardır. Madencilik deyince aklımıza şey için söylüyorum tabii ki. Anadolu uygarlıkları için söylüyorum. Urartular gelecek. Çok başarılı olmuşlar. Tarıma önem vermişler. Bu amaçla baraj sulama kanalları yapmışlar ki tarihin ilk bent baraj sulama kanallarını yapan uygarlıklardan birisidir Urartular. Çok tanrılı inanışa sahiptir ki bu arada ilkçe uygarlıklarından İbraniler hariç diğer uygarlıkların hepsi çok tanrılıdır gençler. Sahip olan bu uygarlık en büyük tanrısı, savaş tanrısı Haldi'dir. Niye en büyük tanrısı Haldi? Çünkü bunlar savaşçı. Doğudan Anadolu'yu istila etmek isteyen uygarlıkların ilk karşılaşacağı Urartulardır. O yüzden de savaş nitelikleri ön plana çıkmıştır. Aynı zamanda öldükten sonra yaşamın devam ettiğine inanmışlar. Ölülerini yakarak ya da yakmadan oda şeklindeki mezarlara gömmüşlerdir. Urartular doğru cevaptır. Yukarıda özellikleri verilen Anadolu medeniyeti hangisidir? Doğa ve bereket tanrıçası Kibele'dir. Kibele deyince aklımıza Firikler gelecek. Firikler tarımcıdır. Kibele bereket tanrısıdır. Zaten bereket tanrısı tarımcı toplumlarda olur. O zaman Firikler dedik. Diğerleri de Firiklerle ilgili. Tarihçi Herodot Anadolu'nun en zengin halk olarak tanıtır. Kralları tarım ve hayvancılığın gelişmesine önem verdi. Bunun için yasalar çıkardı biliyorsunuz. Tarıma dayalı yasalar Firikler'de ortaya çıkmıştır arkadaşlar. Saban kıran, öküz öldüren ölüm cezasıyla cezalandırılmıştır. Tarihte tarımsal faaliyetler, teknik gelişmeler ve bilgi birikiminin çoğalmasıyla zaman içinde daha da artmıştır. Bunun sonucunda artı ürün ortaya çıkmış ve ekonomik çeşitlilik başlamıştır. Artı ürün, ürün fazlası. Bir yerde artı ürün varsa arkadaşlar orada mutlaka ticaret var. Çünkü fazlasını satacaksın. Bu durum hangilerine sebep olmuş? Mağara duvarlarının resmi alakasız, ticaretin başlaması alakalı. Peki ticaret başlarsa? Aynı cümleden hareketle ki artı ürün bunu sağlıyor. Kültürel arası ilişkilerde artar. Yani E seçeneğimiz doğru oldu. Daha çok bu kalkolitik dönem. Kalkolitik yani taşbakır dönemi. Cilal taşla, yeni taşla tarımsal üretim başlar. Kalkolitikte artı ürün başlar. İlerleyen süreçte mabet ekonomisi başlar. Artı ürünün vergilerini devlet ödemek zorunda kalır tüccarlar ve şeyler köylüler. Bu yüzden rahipler ön plana çıkar, sosyal sınıflar doğar. Bu rahipler kimin ne kadar mal getirdiğini kaydetme ihtiyacından dolayı mabedin duvarına çentikler atar ve yazı böylelikle ortaya çıkar. Gelişim böyledir. Mezopotamya'da topraklar özel mülkiyet iken Mısır'da tüm topraklar Firavun'a aitti. O zaman Mısır'da merkezi otorite son derece güçlü ve toprakları kullananlar kiracı durumundaydı. Üretim devlet tarafından planlanır, vergiler ve kiralar ekili topraklardan düzen olarak Firavun adına toplanırdı. Bu o zaman Mısır'da zengin bir sınıf yok anlamına gelir. Güçlü bir sınıf yok, her şey Firavun. Ticaretin Firavun adamlarının denetiminde olması Mezopotamya'da olduğu gibi bağımsız zengin bir tüccar sınıfında olmasını engellemiştir. Hangisi söylenebilir diyor. Mezopotamya'da zengin sınıf yoktur, var. Bağımsız zengin bir sınıfın diyor. Mısır'da merkezi otorite güçlüdür kesinlikle. Mısır'da aristokrat sınıf hakimiyeti vardır. Yok. Firavun. Onun dışında güçlü olan kimse yok. Firavun'un adamları mülk sahipleridir. Hayır. Tüm mülk Firavun'un. Mezopotamya'da meşruti yönetim görülmektedir. Meşruti yönetim kralın yanında halkın da yönetime katıldığı sistemdir. Böyle bir durum yok. Bu da yanlış. Yani B seçeneği doğru. Medeniyetlerin varlıklarını ve gelişimlerini destekleyen koşullar incelenirken öncelikle üzerinde var olunan mekan ele alınmalıdır. Çünkü mekanın sahip olduğu özellikler bütünüyle insanlığın ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin türü ve sınırını belirlemektedir. Bu bilgi göre aşağıdaki medeniyetlerin ekonomik faaliyetlerine bakıldığında hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar ekonomik faaliyeti belirleyen şey coğrafi koşullardır. İyonlar ticarette geçindiler doğru, Firikler tarım doğru, Urartular ticaret yanlış, Urartularda maden, hayvancılık ve tarım vardı. Ticaret daha çok coğrafi konumla ilgili, Urartuların coğrafi konumu buna uygun değil. Lidya ticaret, Hititler tarım. O zaman ne oldu? C seçeneği yanlış oldu. Aşağıdakilerden hangisi Anadolu'da kurulan ilk çağ medeniyetlerinden değildir? Anadolu'da 5 tane uygarlık vardır ilk çağda. Hitit, Firik, Urartu, Lidya ve İyon. İyonlar aynı zamanda Ege uygarlığı içerisinde değerlendirilir. Akatlar olmaz. Akatlar arkadaşlar Mezopotamya. Mezopotamya uygarlığıdır.
Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi kolonizasyon faaliyetlerinde bulunmamıştır? Ticaret açısından bakın buna. Fenike, Asur, Frig, İyon, Yunan. Fenike tüccar, Asur tüccar, İyon tüccar, Yunan tüccar, Frigler tarımcı. Tarımcı olan toplumlarda kolonicilik olmaz. Koloni ne? Ülkeleri dışında ele geçirdikleri toprakları kendilerine bağlayarak bazen de kendi vatandaşlarını o bölgeye yerleştirerek genellikle ticari faaliyetlerde kullanmak amacıyla oluşturulan idarelere koloni denir. Bu kolonilerin devlet idaresinde aktif olarak kullanılmasına da kolonicilik denir. İlk çağın tüccar devletleridir aynı zamanda bunlar, tamam mı arkadaşlar? Ki buraya biz artı soğutları da ekleyeceğiz ileride. Metindeki boşlukları hangisi yazılmalıdır? Nil'in sularının taşması sonucu tarlaların sınırları birbirine karışmış ve bu tarlaları ayırmak için Mısır'da arkadaşlar geometri. Geometri. Yani pi sayısını bulacaksın, dairenin alanını bulacaksın. Ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamış, böylelikle insan vücudunu tanımış, tıp ve arkadaşlar anatomi, eczacılık. İster anatomiyi kullanır mı, ister eczacılığı kullanır mı da fark etmez. O zaman geometri ile anatomi eczacının bir arada olduğu maddeye bakacağız. Olmaz. 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 Olur. Yani geometri ve eczacılık doğru oldu. Yine de şöyle bir bakalım. Fizik, geometri, astronomi yok. Tamam. E seçeneği doğru. Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi çağların sınıflandırılmasını belirleyici olmuştur? Arkadaşlar tarih öncesi çağlar nasıl? Hatırlayın bunu. Paleolitik yani eski taş, mezolitik yani orta taş, neolitik yani yeni taş, ondan sonra bakır, tunç, demir. Dikkat ederseniz taş, toprak, maden gibi gider. Böyle söylenilmesinin sebebi insanların kullanmış olduğu araç ve gereçlerin niteliği, teknolojik gelişimdir. Biz tarih öncesinde yazı olmadığı için insanların nasıl yaşadıklarını bilemiyoruz. Nereden biliyoruz insanların nasıl yaşadığını? Kullandıkları araç ve gereçlerden. O yüzden tarih öncesinin çağlara ayrılmasında kullanılan araç ve gereçlerin niteliği, cinsi etkili olmuştur. B seçeneği doğru. Yukarıda özellikleri verilen tarih öncesi dönem hangisidir? İnsanlık tarihinin en uzun dönemidir. Arkadaşlar insanlık tarihinin en uzun dönemi paleolitik devirdir. Tamam mı? O zaman bu paleolitik yani eski taş. Eski taş paleolitik. Bu dönemde ne olmuş? Avcı ve toplayıcı yaşam var. Tamamen göçebe insanlar. Mağara duvarlarına av ve hayvan resimlerini çiziyorlar. Karayın mağarası, belde bir belbaşı gibi düşünün. Devrin sonlarına doğru ateşi buluyorlar. Hatta devrin sonları bile yanlış yani. O devirde ateşi kullanıyorlar. Hayvan kürklerinden elbiseler giyiyorlar. Arkadaşlar kadınlar toplayıcılık, erkekler avcılık yapıyor ve klanlar halinde yaşıyorlar. Mantık bu. Aşağıdakilerden hangisinde birinci bölümde verilen gelişmenin ikinciye ortam hazırladığı söylenemez? Post örgütü, haberleşme, iletişim hızlanır doğru. Zikkurat, astronomi ilerler ki Sümerler zikkuratlarla ay ile esas takvimi buldular doğru. Ahiret inancı, mumyacılığın ortaya çıkması doğru. Mısır öbür dünya inanışına sahip olduğu için, cesedin öbür dünyaya sağlam gitmesini istedikleri için mumyacılığı buldular. Tarımsal faaliyetler, yerleşik hayat. Bir toplum niye yerleşik hayata geçer? Tarımla geçindiği için doğru. Paranın icadı, Hellenizmin ortaya çıkması alakasızdır. Parayı icat edenler Lidyalılar, Hellenizm ortaya çıkaran Büyük İskender'dir. Hellenizm doğu batı kültürünün kaynaşması sonucu ortaya çıkmıştır. Aşağıdaki kavramlardan hangisi Mısır uygarlığına ait değildir? Mısır, Nil Nehri etrafında şekillenmiş bir Kuzey Afrika uygarlığıdır. Piramit, arkadaşlar, firavunların mezarı doğru. Zikkurat, Mezopotamya uygarlığındaki tapınaklar. Firavun, Mısır uygarlığında kral kral. Hieroglif yazı, Mısırların kullanmış olduğu kutsal yazı, resim yazısı. Tanrı kral, ki zaten firavunlar tanrı kraldır. B seçeneği yanlış oldu. Yunan uygarlığı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Demokrasinin ilk izleri, ilk kamu heykelleri hep Yunan'dadır. 1. Polis adı verilen şehir devletleri vardır. 2. Botanik ve zooloji alanının temellerini atmışlardır ki bunu yapan Aristo'dur arkadaşlar. Aristokrat sınıfın yönetimdeki etkisi büyüktür. Kesinlikle aristokrat sınıf vardır ve zaten oy kullanma hakkı da bunlara aittir. Demokrasi dediğimiz şey bu. Yazılı hukuk kurallarının ilk örneklerini vermişlerdir. Yanlış, yazılı hukuk kurallarının ilk örneklerini Sümerler vermiştir arkadaşlar. İlahi hukuk kuralları deyince İbrani, günümüz hukuk kuralı deyince Roma. 12 levha kanunları. Sert, göze göz, dişe diş deyince de Babil, Hammurabi.
tarıma dayalı deyince Frigler, değil mi? Büyük İskender'in Asya yönelik faaliyetleri Batı ile Doğu kültürlerinin karışmasına ve yeni kültürlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bu yeni kültürün ismi nedir? Batı kültürü ile Doğu kültürünün kaynaşması sonucu ortaya çıkan kültürün adı Helenistik kültürdür. Tamam, Rönesans, bilim, sanat, edebiyatta yeniden doğuş, Greko-Roman Batı kültürü, Gotik yine Batı kültürü, Okunev, Güney Sibirya'da Tunç çağında ortaya çıkmış bir kültür. A seçeneği doğru oldu. Hititlere ait aşağıdaki buluntulardan hangisi bu dönemde yazının kullanıldığını kanıt olarak gösterilmez? Yazının. Kral Hattuşil'in vasiyetnamesi yazı. Kral Telepünüş'ün fermanı yazı. Savaş ilahi metinleri diyor. Metin yazı. Kril şahit mühür yazı. Hitit güneş kursu heykel. Bu yazı değil. Tamam mı arkadaşlar? Yukarıda bazı yüzyıldıkları verilen ilk çağ uygarlığı hangisidir? Zikkurat adı verilen tapınaklar inşa etmişlerdir. Arkadaşlar, zikkurat verilen tapınaklar ilk defa Sümerler tarafından inşa edilmiştir. Ki Sümerler ilk defa ay ile sas takma icat ettiler. Tarihte ilk yazılı kanunları ise Sümerler yaptı. Urgakina, değil mi? Urgakina yasaları olarak geçer. Lagash kralı Urgakina ilk defa yazılı hukuk kuralını yapmıştır deriz. C seçeneği doğru.